Bebeğimin Marketi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. İyi ki varsın'dan herkese mutlu hafta sonları. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine harika konuklarla karşınızdayız. İlk konuğumuz astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün geçen haftadan kalan eksik konularımızı devam evet. ettireceğiz. Yarım kalmıştı o gün çünkü. Son zamanlarda biliyorsunuz ülkece etkilendik koronavirüsü maalesef. Nedeniyle. Hı hı. Bununla alakalı sizin öngörüleriniz nelerdir? Öncelikle onunla başlayalım tamam. gündemdeyken. Tamam. Şimdi korona önümüzdeki ayın ortalarına kadar bu şekilde devam edecek diye öngörüyorum ben. Mayıs'ın ilk haftasında teknik astrolojik bilgisi olanlar anlayacaklardır ne demek istediğimi. Ay düğümleri aks değiştirecek ve güney düğüm yay burcuna geçecek ki yay şifadır. Tıp alanında yapılan değerli çalışmalardır. Dolayısıyla dünya üzerindeki aşı ve ilaç çalışmalarının bu anlamda bilim insanlarının çok yoğun çalışacağını ve tedaviyi bulacaklarını düşünüyorum. Fakat insanlığa tabana inmesi, bu hastalığın en azından psikolojik olarak zihinlerimizdeki korkularının yıkılması anlamında gene yaz aylarını hatta sonbahar aylarını bulabilir. Evet, şöyle bir şey de ilginç geldiği için söylüyorum. Siz 15 Temmuz'u da öngörmüştünüz evet, değil mi önceden? Evet. Bununla alakalı da ben merak ediyorum açıkçası. Anlatırsanız bize ekran başındakilerde. O gün gökyüzünde Güneş ve Uranüs karesi vardı. Ben de iş yerimde gündüz onu kaleme almak istedim. Astrolojik yazıları hep paylaşıyorum çünkü. Bir yandan da yazarken zaten ufak ufak gerilmeye başladım. Şimdi köprülerde olaylar, patlamalar gördüm haritada. Ya yazayım mı, yazmayayım mı, yazayım mı, yazmayayım mı? Ne olabilir ki dedim yani köprülerle. Fakat bizim üstadlarımız hep şunu söylerdi. Eminsen öngöründen, o anda saçma bile olsa paylaş. Paylaştım ve o gün saat 13.27'de bütün internet sitelerimdeki hesaplarıma servis ettim yazıyı. Ülke liderimize suikast riski, köprülerde tehlikeli olaylar, ulaşım sektöründe tehlikeli olaylar, Türk askerine, askerimize toplu saldırı, cemaat liderlerini bekleyen anayasal süreçler ve tehlikeler diye bütün her şeyi yazdım. Ve takipçilerim demişler ki gündüz ta ki darbe girişimi olana kadar Pınar Hanım niye böyle bir şey yazdı? Yani gayet süt liman her şey. Daha sonra çok tebrik mesajı aldım. Ve maalesef gerçekleşti. Yani öyle bir problemle karşı karşıya geldik. O günden sonra evet ülkeyle alakalı öngörülerim devam ediyor. Devam ediyor. Mesela ülkemizle alakalı soracak olursanız bu biraz sonra anlatacağım. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek terazi dolunayıyla alakalı evet. İstanbul'umuzu bekleyen tatsız bir durum olduğunu düşünüyorum. Olacağını öngörüyorum. Hastalık İstanbul'da yüksek sayılara ulaşabilir diye söyleyebilirim. Veya toprakta hareketlenmeler maalesef yani önümüzdeki hafta birazcık İstanbul'la alakalı içim çok rahat değil. Dolunay olacakmış sanırım. Dolunay olacak. Evet önümüzdeki hafta çarşamba günü 8 Nisan'da terazi burcunda dolunay olacak. İsterseniz biraz da onunla alakalı evet, burçlara onunla geçelim. Evet onunla alakalı aynen. Şimdi terazi burcunda dolunay. Dolunaylar hangi burçtaysa o burçla alakalı konular çok görünür oluyor Büşra Hanım bize için. Dolayısıyla bugünlerden itibaren etkilerini almaya başlayacağız. Çünkü dolunayda 3-5 gün önce ve sonra hitap ediyor. İlişkiler ön planda olacak. Biraz ilişkiler açıkçası mercek altına alınacak. Mevcut ilişkisi sağlıklı devam eden izleyicilerimizi bekleyen bir risk yok tabii ki ama artık saygı sevgi anlamında bitmiş. Çürümüş, ilişki sona yaklaşmışsa o ilişkilerle alakalı evet kaotik durumlar gündeme gelecek. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 3-5 gün boyunca kendimize biraz gerginlik hissedebiliriz. Baş ağrısı, uyku problemi, uykuya çok meyletme veya uyuyamama sorunları
biraz bu tarz durumlar gündeme gelebilir. Burçlarla alakalı etkilere geçelim isterseniz. Tabii. Koç ve yükselen koçların ilişkiler alanı mercek altına alınacak. Dolunaylar kaotik süreçler, dediğim gibi gerginlikleri işaret ediyor. Koç ve yükselen koçların mutlaka bu dönemde hayatında bir birlikteliği varsa, evliyse, arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla ilişkilerini birazcık alttan alması gerekebilir. Boğa ve yükselen boğalar, dolunayla alakalı gündelik rutin sistemleri, rutin hayatlarıyla alakalı bir konuda tamamlanma enerjisine gelecekler. Şimdi herkes çalışmıyor tabii. Bir boğa, yükselen boğa, ev kadınıysa bu hafta şunu hissedecek. Ya ne kadar çok omuzlarımda iş var. Biraz şunları delege edeyim, biraz üstümden silkeleyim. Dolayısıyla gündelik hayatında bir arınmaya gidecek. Çalışan boğa ve yükselen boğalarında iş konuları ön planda olacak. İşle alakalı biraz gergin enerjiler gündeme gelebilir boğalar için. İkizler ve yükselen ikizler burçları bu dolunayı güzel bir alanda alacaklar açıkçası. Aşk hayatı, yaşamsal canlılık, ebeveyn olan ikizler için çocuklarla olan ilişkiler ön planda olacak. Kendilerini güzel, enerjik hissedecekler. Fakat bu dolunayın gölge taraflarından biri flörtöz enerjiler de ön plana çıkacak Büşra Hanım. Dolayısıyla bir de gökyüzünde Neptün ve Merkür kavuşuyor. Yanlış beyanlar, etik olmayan davranışlarda bulunurlarsa onların maalesef kendilerine olumsuz olarak dönme ihtimali var. İkizler ve yükselen ikizleri bu anlamda birazcık uyarmak isterim. Yengeç ve yükselen yengeçler ev ve aile konularında artık tamamlanma aşamasına geliyorlar. Dolunaylar aynı gökyüzünde gördüğümüz ayın kocaman ışığı gibi, dolunayda olduğu gibi bizim de hayatımızda bir şeylerin aydınlanması, artık gözümüze sokulması anlamına geliyor. Yengeç ve yükselen yengeçler evle alakalı bir şeyleri yapmaya, harekete geçirmeye mecbur kalacaklar. Fakat aynı evi paylaştığı insanlar, eşi, çocuğu ya da aile büyükleri, onlarla alakalı gergin enerjilerden uzak durmalarında fayda var. Hele ki şu aralar herkes evde böyle birbirini idare etmek gözün durumunda. Gözün üstüne kaşın var aynen diye millet birbirine sarmasın. Dolunay'da bunların etkilerini çünkü daha yoğun hissettirebilir. Aslan ve yükselen aslanlar zihin dünyalarında artık çok daha netleşiyorlar. Özellikle ilişkisiyle alakalı. İlişkisi derken herkesin özel hayat birlikteliği yok. Fakat arkadaşı olabilir, ev arkadaşı olabilir, iş ortağı olabilir. Örneğin kendisi için önemli olan bir bireyle ilgili artık bir konuda biraz hayal kırıklığına uğrayacak. Gerçekler o istemese bile, görmek istemese bile gökyüzü tarafından önüne serilecek. Pınar Hanım, aslan burçları hep bununla karşılaşıyor. Bir aslan burcu olarak öyle mi? Hep onunla karşılaşıyoruz biz zaten. Çünkü aslan burçlarının zihinleri çok uyumlu çalışır. Yani aslında aslanlar dışarıdan çok özgüvenli, böyle birazcık egolu gözükürler ama zihin dünyalarını yöneten alanda hep karşısındakine uyumlanmak vardır. Beraber ahenkle hareket etmek vardır. İşte bazen o ahengi yakalarken insanın kendi dengesi bozulabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Başak ve yükselen başaklar para konuları mercek altında olacak. Bu dönemde biliyorsunuz maalesef ekonomi birçok sektörde zarar gördü. Bu konuda da başaklar daha bir önde gidecekler. Yani parasal konular anlamında biraz gerginlikler, hak ettiklerine bile belki ulaşmakta zorlanmalar. Niye? Çünkü dolunay haftasındayız. Çünkü dolunay gergin enerjiler, biraz parayla alakalı fazlaca bir efor sarf etmek zorunda kalabilir. Başak ve yükselen başaklar zaten çalışma hayatına çok meyillilerdir. Sorumluluklarını da bilirler. Karşıdan da onu bekleyecekler bu hafta. Terazi ve yükselen terazi. Zaten dolunay terazide olacak. Terazi bu hafta arınma aşamasında. Arınma derken kendisine fazlalık gelen, kendisine zarar veren ne varsa iç sesi, ruhu ona fısıldar zaten. Bizim ruhumuz aslında her şeyi bize söylüyor. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bence terazi bugünlerde biraz olumlama çalışmaları yapsın. Özellikle niye terazi diyorum? Çünkü dolunay orada. Meditatif çalışmalar, yalnız kalma, kendine zaman ayırma, okumalar, sanatla ilgilenmeler mesela teraziye bu dönemde çok iyi olabilir. İlişkilerde birazcık dediğim gibi sorunlar, gerginlikler, her ilişkiyi yönetirken zorlanabilir terazi. Artı bir de çalışan terazilerin kariyer hayatındaki insanlara, patronlarıyla olan ilişkilerindeki gerginliklere biraz dikkat demek istiyorum.
Akrep ve yükselen akrepler su grubu, şahane güçlü akrepler dolunayı, bu dolunayı haritalarını biraz gizli saklı, gizemli alanından alacaklar. Dolayısıyla özellikle hem kalp ilişkisinde olduğu insanlara karşı hem aile ilişkilerine karşı birazcık güven tazelemekte zorlanabilirler bu hafta. Yay ve yükselen yaylar, arkadaşlık ilişkilerine dikkat çekecek dolunay. Her arkadaşına güvenme demeyi öğretecek. Onun dışında gelecekte sağlam, daha güçlü ilerlemek adına üstünden atması gereken şeyleri atacak. Mesela çalışan yaylar da keza iş alanında fazlalıklardan kurtulacak. Oğlak ve yükselen oğlaklar kariyer anlamında. Kariyerle alakalı önemli süreçlerden geçecekler. Kova ve yükselen kovalar iletişim konusunda dikkatli olmalılar. Balık ve yükselen balıklarında parasal konularda birazcık daha planlı ve disiplinli gitmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel şeyler öğrendik yine. Çok teşekkürler. Pınar Hanım inşallah en yakın zamanda i̇nşallah, yine görüşmek umuyorum. Üzere diyelim. Çok teşekkürler. Siz az sonramızı izlerken biz de yeni konuğumuzu davet edelim stüdyomuza. Akciğer kanseri nedir, neden olur? Yumurtalık kanserinin belirtileri nelerdir? Kolon kanseri tedavisinde nelere dikkat etmeli? Bitkilerle tedavi yöntemlerini tıbbi farmakolog ve fitoterapist Profesör Doktor Mustafa Iraz anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. Tıbbi farmakolog ve fitoterapist Profesör Doktor Mustafa Iraz aramızda. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün akciğer kanserinden biraz bahsedeceğiz. Diğer kanser türleri de var ama biz akciğer kanseriyle başlayalım. Evet, sembolik olarak bir akciğer kanserinden başlayacağız. Öncelikle ben tıbbi farmakoloji uzmanıyım. Tıbbi farmakoloji ilaç bilimi demek. Bunun yanında fitoterapi ve homeopati eğitimlerimiz var. Fitoterapi de bitkiler ve bitkilerden elde edilmiş materyallerle yapılan tedavi şeklinde fitoterapi diyoruz. Homeopati benzeri benzerle tedavi etme ilkesine dayanan Almanya kökenli, bizim bildiğimiz tıbbi yaklaşımdan tamamen farklı bir yaklaşım. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın GETAT uygulamaları içerisinde yer alıyor. GETAT uygulamaları geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıdır. Bunlar ne zaman kullanılır? Klasik tıbbi tedaviye ek olarak kullanılan uygulamalardır. Gerektiğinde tek başına da kullanılabilirler. Özellikle homeopati çok farklı bir disiplin olduğu için çok farklı bir uygulama şekli vardır. En önemlisi de anamnez kısmı, yani hastayla yaptığımız görüşmedir. Bu homeopati başlı başına çok uzun bir konu. Özel de bir konu. Anlamak zor ama anlayınca da onun zevkini tatmak çok farklı bir şey. İnsanın içini, ruh halini yansıtan ve tedavinin ruhtan başlamasını gerektiren bir prensiptir. Onun için o çok farklı bir konu. Onu bir kenara koymak istiyorum. Bizim bugün asıl konuşmak istediğimiz fitoterapi. Fitoterapi, bitkiler veya bitkilerden elde edilen materyallerle yapılan tedavi yaklaşımı. Bunu tıbbın her şeyinde kullanabiliriz. İnsan hayatı bir denge üzerine kurulu. Dengedeysek sağlıklıyız, denge bozulunca hastayız. Bu hastalığımız organlarımıza göre çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bunlardan birisi, önemli olanlardan bir tanesi veya halkın, insanların sanki tedavisi yokmuş gibi düşündükleri bir yaklaşım kanser. Ki evet, tedavi çok çok zor. Klasik tedaviler var. Klasik tedaviler nedir kanserde? Birincisi ameliyat olmak, cerrahi tedavi. İkinci aşama kemoterapi. Üçüncüsü ise radyoterapi, yani ışın tedavisi. Bunlar kanser tedavisinde birincil tedaviler. Sağlık Bakanlığı her zaman bu ilk üçünün uygulanmasını ister. Sonra bunlara ek olarak tamamlayıcı tıp uygulamaları, yani fitoterapi uygulanmasını uygun görür. Ama fitoterapi hem bu klasik tedavilerle birlikte onlara ek olarak, bazen hastanın istemesi durumunda veya hasta diğer tedavilere uygun değilse, bu durumda tek başına da uygulanabilecek bir
destek tedavisi yaklaşımıdır. Evet. Bu arada hocam sizi bulmuşken ekranların başındaki seyircilerin de sorularını alalım. Şu anda ekranda WhatsApp numaralarımız mevcuttur. Hocamıza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz, yazabilirsiniz bize. Peki yumurtalık kanserinden de bahsedelim biraz. Şimdi yumurtalık kanserine geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Kanserler, yüzün üzerinde kanser çeşidi var. Bu çeşitlilik nereden kaynaklanıyor? Biz bu isimlendirmeleri kanser hangi organda görülüyorsa ona göre yaptığımız için çeşitlilik ortaya çıkıyor. Ancak farklı noktadan bakınca hangi hücrelerden köken alıyor diye baktığımızda kanserlerin %85'i epitel dediğimiz sıkça yenilenen dokulardan kaynaklanıyor. Örnek cildimizden. Örnek ağızdan başlayıp makata kadar olan mide bağırsak sisteminin içini döşeyen epitel hücrelerinden. Ve bunun gibi endokrin salgı yapan ya da egzokrin bulunduğu bölgeye salgısını bırakan hücrelerden kaynaklanıyor. Bu hücrelere baktığımızda vücudumuzda o kadar yaygınlar ki. Örnek akciğerin yüzeyini döşeyen, iç yüzeyini döşeyen epitel doku bir epitel dokusudur. Ve en çok kanser de bu hücrelerden gelişir. Onun yanında mide bağırsak sisteminin hepsinde örnek kolon kanseri bir epitelden gelişir çoğunlukla. Söylediğiniz over kanseri %80-90'ı epitelden gelişir. Onun için aslında bir ortak mekanizmadan kaynaklanıyorlar. Çoğunluğu bir ortak mekanizmadan. Bu hızlı çoğalmakta olan epitel hücreleri normalde bir yaralanma olduğunda ya da yaşlanıp ömrü biten hücreler öldüğünde yerine yeni hücreler gelmesi gerekiyor. İşte kanserleşmede bu yeni yerine gelen yeni hücreler birden hızlı, kontrolsüz çoğalmaya başlıyor. Veya aynı bölgede tamiri sağlayan kök hücreler birden harekete geçip kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. İşte buna kanser diyoruz. Onun için kanser de nerede olursa olsun, hangi dokuda olursa olsun temel olan şey bu kontrolsüz bölünmeyi kontrol altına almaktır. Kontrolsüz bölünme nereden kaynaklanır? Bu hücrelerde temel değişim DNA dediğimiz hücrenin genetik yapısında meydana gelir. Bu genetik yapıdaki değişiklikler normalde genetik olarak baktığımızda hücre sonsuza kadar bölünebilirmiş gibi bir durum vardır. Ancak hücrenin içerisinde o genetik yapının içerisinde kanserleşmeyi önleyen stopper dediğimiz bir yapı var. Bu yapılar fonksiyon görmemeye başladığında hızlı çoğalmayı kontrol edemediğinde bu durumda kanserleşme meydana gelir. Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüzde karşımıza o kadar çok sebep çıkıyor ki. Örnek radyasyon, örnek beslenme şeklimiz, yaşam tarzımız, streslerimiz, ağır metal maruziyetlerimiz. Ağır metaller çok çok önemlidir. DNA ile birleşerek onların çalışmasını bozarlar. Bu da kontrolsüz bir bölünmeye sebep olur. Bağımlılıklar da. Bağımlılıklar tabii ki örneğin sigaranın içerisinde aldığımız toksik materyaller ki akciğer kanserinde temel olan şeylerden bir tanesidir. Bunlar hücrenin kontrolsüz bölünmesine sebep olur. İşte biz burada bu kontrolsüz bölünmeye sebep olan toksik materyalleri vücuttan arındırmamız bir. İkincisi vücudun sağlıklı bir şekilde o hücrenin vücudu temsilen hücrenin sağlıklı bir şekilde bölünmesini kontrol edebilmek için eksik olanı vücuda vermemiz gerekir. Mineraller çok çok önemlidir. Vitaminler çok çok önemlidir. Amino asitler çok çok önemlidir. Onun için bu dengeyi kurmamız gerekir. Ki kanser tedavisinde hastanın vücudunda bozulmuş olan dengeyi tekrar sağlamak ana yaklaşım, ana prensibimizdir. Şunu çok duymuşsunuzdur internetten ya da kanser konuşan ki biz de birçok programımızda söyledik. Bazen kanser hastaları hiçbir tedavi almadan sadece hayat tarzlarını, beslenmelerini, yaşadıkları ortamı değiştirerek bile çözüme ulaşmış birçok hasta vardır. Kendi hastalarımızdan da var birçok hasta. Sadece beslenme şeklini değiştirerek bunun üzerine fitoterapi desteği alarak yapılan ve başarıya ulaşmış hastalar vardır. Bize müracaat eden hastalarda genellikle hastalarımız nasıl gelir bize? Tanı konulmuş olarak gelirler. Tanı konulmuş, bütün tetkikleri yapılmış, elinde bir tomar tetkikle birlikte gelir. Tabii bunun yanında bir sürü de ilacı vardır. Bu şekilde hasta geldiğinde
Biz o hastaların özellikle vücudunda eksik olan şeyleri ve beslenmelerindeki değişimleri kontrol etmek istiyoruz. Önce hazır gıdadan uzaklaşmasını ve temel olarak sebze, meyve ağırlıklı, vitaminden zengin şeylerle beslenmesini sağlamak istiyoruz. Mümkünse hayat tarzını değiştirmeyi, egzersiz yapmasını, uykusunu tam uyumasını, yeterince hareketli olmasını, uykusunun da gece uykusu şeklinde uyunmasını. Çünkü gece uykusunda melatonin dediğimiz bir hormon var. Bu çok çok önemli. Bu melatonin vücudumuzun birikmiş toksinlerini temizleyen şeydir. Ve gece ışık yokken salınmaya başlar. İşte fitoterapi tedavisinde vücutta bu bozulan dengeyi de hedefliyoruz. Aynı zamanda gerekli olan elektrolitleri ve eser elementleri de yerine koyarak bir hayatta bir denge, hücrede bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bunların hepsini cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak temel yaklaşımımız bu. Hiçbir hastaya ameliyat olma, ol ya da olma, kemoterapi al ya da alma veya radyoterapi al ya da alma şeklinde bir yönlendirme yapmayı istemiyoruz. Hastalar her zaman bunu sorarlar. Neyi sorarlar? Hocam kemoterapi alayım mı? Ameliyat olayım mı? Bunlar birincil tedavilerdir. Hiçbir zaman hastaya bunu ol ya da olma demiyoruz. Biz bunları yaptırsan da bunlarla birlikte fitoterapi desteği alabilirsin. Bunlar yaptırmasan ya da bir sebepten dolayı yaptıramasan da o zaman da tek başına destek tedavilerini alabilirsin diyoruz ki bizim hastalarımız içerisinde ameliyat olan fitoterapi desteği alan, kemoterapi alan aynı zamanda fitoterapi desteği alan ya da sadece radyoterapi, ışın tedavisi alan ve fitoterapi desteği alan birçok hastamız var. Bunun yanında duyuyorsunuzdur. Kanser olan, yakınında kanser olanlar çok iyi bilirler. Bu klasik tedavileri reddeden hastalar da oluyor. Bu durumda da destek tedavisi verme şansımız var. Yani bir sınırlamamız yok. Buradan sonra akciğer kanseri en sık görülen her iki cinste, hem bayanlarda hem erkeklerde en sık görülen kanserdir. Onun için en sık görüldüğüne göre en çok tedavi talep eden kanserdir bu durumda. Bu hastalarda fitoterapi desteğini sıkça kullanıyoruz ve çok olumlu cevaplar aldığımız hastalar var. Fitoterapi desteği alırken olumlu cevapla neyi kastediyoruz? Bu da önemli bir konu. Fitoterapi desteği alan hastalarımızda, bazı hastalarımızda tam iyileşme, bazı hastalarımızda kanserin ilerleyişi durdu veya çok çok yavaşladı ki kanser hastası için bu aşama da çok çok önemlidir. Çünkü kanserin tabiatı sürekli büyümektir. Eğer biz klasik kemoterapi, radyoterapi ile kanser hücresinin büyümesini kontrol edebilmişsek ne âlâ. Bununla birlikte üzerine verdiğimiz fitoterapi desteğiyle de bu kontrolü güçlendirebiliriz. Bu şekilde hastalar ciddi fayda görebilirler. Aynı zamanda radyoterapi, kemoterapi bunlar prensip olarak kanser hızlı çoğalan hücredir. Bunlar hızlı çoğalan hücreyi öldürmek için verilir. Ama vücudumuzda hızlı çoğalan başka hücreler de var. Sağlıklı hücrelerimiz var. Kemik iliği, karaciğer, böbrek, kıl kökü hücrelerimiz ve epitel hücrelerimiz. Bunların bu şekilde olumsuz yan etkileri var. Bu olumsuz yan etkilerden korunmak ya da onları azaltmak için de fitoterapi desteği alabiliriz. Evet. Onun için kanser hastalarında fitoterapi desteği kullandığımızda hem kanserin tedavisine katkıda bulunmak hem de kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini sınırlamak için de önemli bir ajanı elimizde tutmuş oluyoruz. Evet hocam, aynı zamanda WhatsApp sorularımız da geliyor. Bunlardan da alalım birazcık. Evet. Hocam akciğer kanseriyim. 2 yıl önce tanı kondu. 18 kür kemoterapi aldım. Şimdi beyine metastaz oldu. Bir kolumda felç gibi uyuşukluk oluyor. Bu durumda fitoterapi kullanabilir miyim? Akciğer kanseri. Şimdi burada bir noktayı daha ekleyeyim, ondan sonra sorunun cevabına gelelim. Şimdi hastamız diyor ki işte beyine metastaz oldu. Evet, o nedir? Onun tam... Metastaz, kanserin bulunduğu organdan başka bir organa sıçraması olayına metastaz diyoruz.
Bu en sık yayılma şekillerinden bir tanesi. Bir de invazyon denen şey var. Kanser oluştuğu noktadan hemen komşuluğundaki yere yavaş yavaş büyüyerek yayılması olayı. Metastaz uzaktaki bir organa sıçraması, yayılması olayı. Bu hastamıza öncelikle geçmiş olsun. Hastanın beyine metastaz olmuş olması nedeniyle evreleme denen bir kavram karşımıza çıkıyor. Ben evre kaçtayım? Evre 1'den evre 4'e kadar sıralama vardır. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Evre 1'de tümör oluştuğu organ içerisinde sınırlanmış küçük bir yapı halindedir. Evre 4'te ise kanser bulunduğu yerden başka bir dokuya geçmiş. Hastamızda akciğerinden beynine sıçramış. Bu durumda evre 4 oluyor. Evre 4 olunca hastalarımız, genellikle hasta yakınları, bu kavramdan biraz korkuyorlar. Oysa bu kavram hastalarımızın iyiliği ya da kötülüğü hakkında direkt bir bilgi vermiyor. O esnada tümörün yayılımı hakkında bilgi veriyor. Şunu söylemek istiyorum. Bir kanser evre 1 olup organı tamamen doldurmuş, hastanın durumu çok kötü olabilir. Bunun yanında bir kanser hastası evre 4 olur. Küçük bir ana organda küçük bir yapı, metastaz yaptığı yerde de küçük bir yapı vardır. Yani tümöral yapı vardır. Bu hastanın durumu görünüşte diğer evre 1 olandan çok daha iyi olabilir. Yani evre 4 olmak, her şey bitti, tedavi hiç olamam ümitsizliğine kapılmamalı hasta. Evre 4'te bile eğer hastamız verilen desteklere, tedavi cevap verme potansiyeline sahipse yine tedavi gerçekleşebilir. Bu hastamızda beyne metastaz var ve kollarında uyuşması, evet, olduğunu uyuşma söylüyor. Varmış. Yani metastazımız bu durumda beyinde kaslarımızı kontrol eden merkez var. O merkeze yakın ya da o merkezden gelen impulslar dediğimiz akımları, bilgi akışını sağlayan yolda bir bası oluşturuyor demektir. Buna bağlı olarak bir organını, kaslarını kullanamama durumu doğuyor. Ve bu tür şeylerde beyinde metastazın çevresinde bir miktarda ödem olur. Ödem ne kadar fazlaysa şikayetler o kadar artar. İşte biz fitoterapide birinci yıl olarak bu ödemi azaltmak için bir yaklaşımda bulunuyoruz. Tabii ki ödemi azaltmak için verdiğimiz fitoterapik ajanlar aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve tümör hücrelerinin direkt içerisine girerek onları bir miktar sersemletip bağışıklık hücrelerimizin onları tanıyabilir duruma gelmesine sebep oluyor. Böylece tümör tedavisine ciddi bir katkıda bulunmuş oluyor. Yani hastamız beyne metastaz olmasına rağmen fitoterapiden fayda görebilir. Denemesinde bir fayda var. Denemesinde bir fayda var derken şunu gözden kaçırmamak lazım. Fitoterapi kavramı biraz geniş düşünülüyor. Oysa tabii ki tıp camiası da buna bir tepki gösteriyor doğal olarak. Böyle bütün bitkiler sanki kullanılabilirmiş, her duyduğunu kullanabilirsin gibi bir algı doğmaya başlıyor. Oysa fitoterapi bilimsel olarak böyle bir şey değildir. Fitoterapi bir bilimdir. Ve fitoterapi farmakolojinin, yani ilaç tedavisinin en temelini oluşturan şeydir. Fitoterapi bir alternatif değildir. Farmakolojinin temelidir. Şimdi kanserde kullandığımız güncel ilaçlara baktığımızda onların birçoğu zaten bitkilerden elde edilmiş, saflaştırılmış. Bazen de o saflaştırılan ürünler laboratuvarda tekrar elde edilerek kullanılmaya başlamıştır. Yani fitoterapi tedavinin aslında temelinden gelen bir araçtır elimizdeki. Fitoterapinin güzel olan tarafı, eğer fitoterapiyi eğitim almış bir hekimden alıyorsanız ve bu hekim kendini kanserde fitoterapi kullanımı konusunda yetiştirmiş ise, bu durumda fitoterapiden zarar görme, yan etki görme ihtimali yok denecek kadar azdır. Ama bu her bitkiyi kullandığımızda hiç zarar görmeyiz anlamında değildir. Çünkü bitkilerin bir kısmı faydalı olduğu gibi bir kısmı da zararlıdır. Bu zararlı olanı kullanmamak gerekir. Buna çok klasik bir örnek çok veririm. Mantarları düşünelim. Bir kısmını çok iyi bir gıda olarak kullanıyoruz. Hatta bazı kanser türlerinde içerisindeki beta-glukan nedeniyle mantar desteği tavsiye ediyoruz. Ama bunun yanında bazı mantarları da yediğimizde karaciğer yetmezliğinden ölüyoruz. Demek ki bitkiler fitoterapi desteği mutlaka eğitim almış ve kendini o konuda özelleştirilmiş bir endikasyon bazlı çalışan, yani kendini
tabir yerindeyse kanser desteğine adamış birileri tarafından yapılması, güzel sonuçlar alınması için de önemli bir noktadır. Buradan isterseniz over kanserine geçebiliriz. Hocam bu arada sorularımız geliyor. Tamam. Ekran başındaki seyircilerimiz de WhatsApp hattımızdan hocamıza sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz bize. İkinci sorumuzu da alalım. Çünkü tabii bekliyorlar ekran başındaki seyircilerimiz de. Benim tıp öğrencisi kızım lenfoma, lenf kanseri. T hücreli lenfoblastik lenfoma agresif olan türünden otolog nakli oldu. Dün aman nüksedeceğini söylediler ama kök hücre dünya havuzuna başvuracağız. Bunun için yapılacak bu hastalığı tamamen bitirecek bir şey var mı? Yani sanırım o da fitoterapi kullanabilir miyiz? Aslında fitoterapi desteği alabilir miyiz demek evet istiyor. Veya bunun dışında bildiğiniz bir şey var mı gibi evet bir soru. Öncelikle T hücreli lenfoblastik bir lenfoma. Lenfoma lenf sisteminin kanseri. Lenf hücrelerinin kanseri. En güzel şey ilik nakli yapılması, güzel bir tedavi yaklaşımı. Bunun yanında kemoterapi denenmesi durumunda. Lenfomalar aslında kemoterapiye iyi cevap veren bir türdür genel anlamda baktığımızda. Ama bazı türleri daha iyi cevap verirken bazı türleri çok iyi cevap vermiyor. Bu durumda kemik iliği nakli yapılması diğer aşama ki en çok kullanılan önemli bir tedavi yaklaşımımız. Hasta zaten bunu yapmış durumda ama buna rağmen nüks riskinin olduğu söylenmiş. Burada hastamızın amacı anladığım kadarıyla nüksü önlemek için bir şey yapabilir miyiz? Fitoterapi desteği alabilir miyiz diyor. Fitoterapi desteğini tümöral, kanser gelişimi olan bütün hastalarımız alabilirler. Lenfoma da alabilir. Ki lenfomada lenf sistemi üzerinden etki gösteren fitoterapi desteklerimiz de vardır. Birkaç hastamızı hatırlıyorum. Çok uzun süre fitoterapi desteği aldı ve bu lenfomaya bağlı kitleleri hiçbir büyüme ve yeni odak oluşmaksızın çok uzun süre devam ettiler. Ki bu tümörün gelişmemesi yani büyümesinin durması başta söylemiştim çok önemli bir aşama. Bu aşamayı yakalamışsak aslında hastaya olumlu bir katkı veriyoruz demektir. Bu hastamızda da bu şekilde fitoterapi desteği verebiliriz. Fayda görme ihtimali vardır. Ama sorunun sonunda şöyle bir şey var hatırlarsanız. Kesin çözüm olur mu gibi bir beklenti. Tamamen herkes bitirir tamamen mi bitirir mi? Şimdi tıpta garanti yoktur. Hiçbir aşamasında yani değil kanser. Her en küçük, en basit ameliyata dahi girseniz bir şeyler imzalıyorsunuz ve onun içerisinde ölüm dahil yazıyor değil mi? Evet. Kanun olarak vardır bu. Tıpta garanti yoktur. Özellikle konu kanser olunca eğer bir kişi size bir şey vereceğim, bu fitoterapi olabilir, ilaç olabilir, çok özel hazırlanmış bir kür olabilir vesaire. Adına birçok farklı şey konulabilir. Eğer bir kişi size bunu verirken diyorsa ki bunu alacaksın, hiçbir şeyin kalmayacak, kanser, manser, her şey bitecek diyorsa burada bir şarlatanlık vardır demektir. Yani hiçbir kimse kanser için destek tedavisi verirken bu her şeyini bitirecek ve kesin çözüm olacak diyemez. Ben de diyemem. Diğer doktorlar da ameliyat ederken diyemez, kemoterapi verirken diyemez, radyoterapi verirken diyemez. Ben hekimim. Nasıl ki onlar cerrah, onkolog diyemiyor, ben de diyemem. Onun için hiçbir destek tedavisine bu kanseri kesinlikle bitirecek gibi garanti vadeden bir şey, bir cümle kuramayız. Evet. Hocam aynı zamanda sizi bulmuşken sorularımıza hı-hı devam edelim. Kolon kanseriyle alakalı. Hocam merhaba, iyi günler. Ben sigmoid kolon kanseriyim. 6 ay önce teşhis konduğunda ameliyat olamazsın dediler. Işın tedavisi yapıldı. Kemoterapi alıyorum. Karaciğere sıçradı. Kan değerlerim çok düştü. Kemoterapiye ara verildi. Bu durumda fitoterapi kullanılabilir mi demiş. Evet. Bize faydası olur mu demiş. Evet, yani öncelikle geçmiş olsun hastamıza. Hastanın sigmoid kolonda kanseri olduğu söylenmiş. Sigmoid kolon dediğimiz şey kalın bağırsağın makata yakın olan şöyle S çizer gibi bir yapısı vardır. Sonra da makat gelir. Makattan bir öncesine de rektum diyoruz. Rektumun hemen üst kısmı rektum dahil oraya da sigmoid kolon diyoruz.
ve kolon kanserlerinin en sık görüldüğü alan diyebiliriz bu noktaya. Hastamızın kanseri buradaymış ve karaciğerine metastazı varmış ve ışın tedavisi almış. Işın tedavisine rağmen metastaz olmuş. Böyle bir durumda hastamız tabii ki fitoterapi desteği alabilir. Fitoterapi desteği almasında hiçbir sorun yok. Ve sigmoid kolon ve rektum cerrahisi zor olan bir alandır. Onun için önce radyoterapiyle biraz küçültmeyi dener cerrahlar veya radyasyon onkologları. Sonra hasta daha uygun bir hale geldiğinde, daha kanser daha iyi kontrol edilip ameliyat esnasında dışarıya metastazlar olmasın, daha sınırlı bir alanı ameliyat edelim, hasta bundan daha az zarar görsün mantığıyla yaklaşılır. Radyoterapi bir miktar kanseri toparlar, ondan sonra ameliyat yapılır. Onun için yaklaşım tabii ki doğru bir yaklaşım, hiçbir sorun yok. Ama ameliyat olmak demek metastaz olmayacağız anlamına gelmiyor. Ki hastamız ameliyat olmamış, radyoterapi almış ve buna rağmen de karaciğerine metastaz olmuş. Sonrasında da kemoterapi alırken kan değerleri düşmüş. Bu kan değerlerinin düşmesi, kan değerleri kemoterapi alırken niye düşer? Başta söylemiştim, kemoterapi kanser hücrelerini, yani hızlı çoğalan hücreleri öldürmek için verdiğimiz bir tedavi. Kanser hücreleri gibi vücudumuzda hızlı çoğalan diğer hücrelerimiz, başta kemik iliği, sonra karaciğer hücrelerimiz, sonra böbrek hücrelerimiz, sonra mide bağırsak sistemindeki epitel hücrelerimiz ve kıl kökü hücrelerimiz hızlı çoğaldığı için buralara da zarar verir. En hızlı çoğalan da kemik iliği olduğu için kemoterapinin yan etkileri en çok kemik iliğinde görülür. O nedenle kemoterapi verirken her kürden önce kan değerleri tekrar kontrol edilir. Yani bunu kaldırabilecek durumda mı? Kemik iliğinde kötüye giden bir durum var mı? Bunu tespit etmek için. Eğer kötüye gitmişse bu durumda kemoterapiyi kesmek gerekir. Çünkü kemik iliği çalışmazsa vücudumuzda bağışıklık sistemi hiç çalışmıyor demektir. Yani büyük bir blokaj oluşmuştur. Eğer bağışıklık sistemimiz çalışmazsa biz kanseri yenemeyiz. Bağışıklık sistemimiz kritik. Ana mücadele sistemimiz bizim. Onun için fitoterapi, bu hastamız tabii ki fitoterapi alabilir. Fitoterapi alırken bir, kemik iliğini güçlendirip öncelikle verilmiş olan kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırmak. İkincisi, bağışıklık sistemimizi tekrar güçlendirmek. Üçüncüsü, tümör hücrelerinin içerisine girerek tümörün hızlı çoğalmasını ortadan kaldırmak amacıyla bu hastamıza kolaylıkla fitoterapi desteği verebiliriz ve bundan fayda görme ihtimali vardır. Hocam çok teşekkür ederim. Konularımız aslında yarıda kaldı. İnşallah bir sonraki programda devamlı bir sürü de sorumuz var aslında. Bir sonraki programda inşallah görüşürüz. Bu konuyu sabahlara kadar konuşsak bitmez. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Evet, ayaklarınıza sağlık. Siz az sonramızı izlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. Diyabet nedir? Sebepleri nelerdir? Diyabetik ayak yarası nasıl tedavi edilir? TRP, ozon ve kolajen tedavisi yaralara nasıl etki eder? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını yara bakım koordinatörü Anıl Şen anlatacak az sonra. Evet, iyi ki varsın devam ediyor. Yara bakım koordinatörü Anıl Şen, hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün diyabetten bahsedeceğiz. Aynen öyle. Diyabet nedir? Önce onunla başlayalım. Diyabet, bildiğimiz üzere pankreasımızın yeterli insülin üretememesine bağlı gelişen bir hastalık Büşra Hanım. Ama bu hastalık ne yazık ki tek başına seyretmiyor. Komplike bir hastalık, diyabet hastalığı. Yanında birçok sıkıntı barındırabiliyor. Bugün diyabetin en ağır komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayağı konuşacağız en ağırlıklı evet, olarak. Evet. Diyabetin nedenleri, etkenleri nelerdir? Diyabetin nedenleri biraz genetik, beslenme şekillerimiz, spor yapmamamız, egzersiz yapmamamız. Yani sağlıklı beslenmememiz aslında diyabetin nedenlerinden birisi. Diğer nedeni de genetik nedenlerdir. Peki diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak, diyabet bildiğimiz gibi birçok organımıza eğer ki ilaçlarımızı düzgün kullanmasak zarar verebiliyor. Böbrek yetmezlikleri, görme kayıpları, inmeler, felçler. Diyabetik ayak da diyabet hastalığının nedenlerinden bir tanesidir. Eğer ki vücudumuzdaki glikoz düzeyi
istenilen seviyenin üstündeyse, yani şöyle tabir edebiliriz halkımızın anlayacağı dilde, 300-400'lerdeyse eğer kan şekeri sürekli diyabet hastalarımızın, bunlar zamanla boyun damarlarını tıkayıp felç yaptığı gibi ayak damarlarını da tıkayıp ayaklarda yaralara sebebiyet olmakta. Diyabetik ayak yarası da budur. Peki bunun belirtileri nelerdir? Yani sağlıklı bir insan bunu nasıl anlayabilir? Aslında sinsi bir şekilde ilerler. Belirti ne yazık ki çok aman aman böyle göstermez ama belirtilerinden bir tanesi ayaklarda şişlik olur, ödem olur, yanma hissi olur. Ayak tabanının altında yanma hisleri, böyle reflüleri olur hastalarımızın. Bu şekilde belirti gösterebilir. Ayak parmaklarında renk değişiklikleri olur. Ve uzun mesafe yürüyüşlerinde ya da kısa mesafe yürüyüşlerinde hastalarımız genellikle çok çabuk yorulurlar. Ayaklarında yorgunluk hissederler. Bunlar belirtilerinden bir tanesidir. Evet, siz yara bakım koordinatörüsünüz. Bu sebeple ayak bakımını nasıl yapmaları gerekiyor? Bu yaralar açıldığı zaman şeker hastalarının çok çabuk iyileşmeyen yaraları oluyor, evet, tabii haliyle. Evet, doğru süreci var. Bunu nasıl yapabilirler? Yani nasıl bunun bakımını yapabilirler? Tabii evde hastası olanlar da oluyor, yatalak olanlar oluyor. Bunları sırasıyla biraz anlatırsanız. Aslında diyabetik ayak hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar çok fazla değil ama şimdi ayaklarının günde iki defa eğer yıkarlarsa, sabah akşam yıkarlarsa, ayaklarında herhangi bir renk değişimini veyahut da ufak bir yere açıldıysa bile görebilirler. Bunu kontrol amaçlı kullanabilirler. Tırnak kesimlerinde şeker hastaları çok dikkat etmeleri gerekir. Özellikle bayan hastalar biraz daha fazla yapıyorlar. Evet, onu geçen programda da söylemiştiniz. Dikkat edilmesi lazım tırnağın kesilmesi. Tırnak kesimi çok önemli çünkü eğer tırnağı çok derinden keserse diyabet hastalarımız, bu sefer tırnakların işte sol ve sağ tarafından tırnak çıkan uçlarından yaralara sebebiyet vermekte. Mümkün olduğunca bir seviye yukarıda bırakmaları lazım tırnaklarını. Ve bayan hastalar özellikle topuklu ayakkabı kullanımına, diyabeti olanlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü baskılı ayakkabı giyinirlerse bu sefer yaraya açılmaya sebep vermekte. Daha rahat ortopedik ayakkabılar kullanmaları her zaman daha iyi olur. Evet. Peki periferik yani anjiyo ve tedavisi nedir? Periferik anjiyo bizim yara tedavi metotlarımızdan bir tanesi. Girişimsel radyoloji hekimi uygular ya da kardiyologlar uygular bu tedavi yöntemini. Girişimsel anjiyo, bildiğimiz üzere anjiyo görüntüleme işlemi, bütün işlemlerle kalp anjiyosu da aynı şekilde içerir. Girişimsel anjiyo ile ayak damarlarının görüntülenmesini yapıyoruz. Ayak damarlarımızda, atar damarlarımızda sıkıntılı bir durum varsa anjiyo sırasında stent ya da balon yardımıyla girişimsel radyolog doktorumuz tıkalı olan damarı açıyor. Bu sayede amputasyonlar %80-90 oranında engellenmiş oluyor. Aslında işin en baş yönü girişimsel radyolojiden başlıyor. Yani 15-20 sene önce Büşra Hanım, hatırlarsınız, ben de küçük bir ilde büyüdüm. Bilecik ismi hatta, ufak bir ilde büyüdüm. Hep küçükken hatırlarız böyle, annemize babamıza sorardık. Bu amcanın neden bacağı yok, bu teyzenin neden ayağı yok? Önceden hep ufaklıklarda bir, yani küçükken bizde bir travma kalmıştır. Bu damar tıkanıklığı sebebinden, yani diyabete bağlı ayaklarda gelişen damar tıkanıklığı sebebinden hastalarımız ayaklarını, uzuvlarını kaybederlerdi. Şimdi girişimsel anjiyo ilerleyen tıpla beraber tıkalı damarlar 10-15 dakika içinde açılabiliyor. Ve ayak kesimlerini, amputasyonlarını %80-90 oranlarına hatta kurtarabiliyor. Çok önemli yani. Peki negatif basınç tedavisi? Negatif basınç tedavisi de yaralı bölgeye uyguladığımız bir tedavi. Lokal bölgeye uyguladığımız bir tedavi. Negatif basınç sayesinde yaralı bölgedeki hasarlı dokuları tekrardan uyararak iyileşmesini sağlıyoruz. Oraya bir negatif basınç uyguluyoruz. Ufak bir set yardımıyla, bir aparatla kurularak hem de oradaki kılcal dolaşımı arttırıyoruz. Evet. Geçen yine programda konuşmuştuk. Kollajen tedavisi. Evet. Kollajen tedavisi de ekran başındaki seyircilerimizin de dikkatini çekmişti. O zaman izleyemeyenler için de en azından tekrar anlatırsanız onlar da bilgi sahibi olur. Kollajen tedavisi biliyorsunuz estetikte çok kullanılıyor. Sık sık ismi anılıyor. Biz kolajeni yaralı bölgedeki deforme olan hücreleri tekrardan aktive etmek için kullanıyoruz. Enfeksiyonu falan durdurduktan sonra yaralı bölgede sadece cilt yenileme sırasında kolajenleri uygulayarak, tip 1 kolajen ve hyaluronik asit preparatını uygulayarak yaralı bölgedeki deformasyonu kapatmak için kullanıyoruz. Yani yarayı tedavi mi ediyor bu? Tedavi süreçlerinden bir tanesi. Yani son aşamada artık yaralı bölgede
oradaki enfeksiyonu ve diğer materyalleri temizledikten sonra en son cilt kapamada, yani iş artık şey seviyesine gidiyor. Tamamen estetik bir şekilde yaralı bölgemde iz kalmadan kapanmasını istiyorlarsa kolajen uygulamasıyla kapatabiliyoruz. Evet. Peki varis yarası nedir? Yani varis varisler emboli riski taşıyan aslında damarlar değil tabii mi çoğunlukla? Tabii ki. Emboli riski taşıyan peki damarlar. Peki bunlar şeker hastalarında daha mı çok ortaya çıkar, daha mı çok görülür? Aslında şeker hastalarında değil de şeker hastalığı da seyredebilir ama varislerin esas sebebi kalp... Tetikler mi? Tabii yani. Tetikler. Kalp yetmezliğine bağlı gelişen yaralardır varis yaraları. Genellikle kalp yetmezliğine bağlı ayak damarlarında belirli yerlerde reflüler yanmalar olur toplar damarlarında. Buna bağlı gelişir varis yaraları. Şeker yaraları atar damar yaralarına bağlı, şey atar damar tıkanmalarına bağlı gelişir. Varis yaraları da toplar damarlarımızın tıkanmalarına bağlı gelişir. Bu varis yaraları genellikle hastalarımızda belirlikli aralıklarla açılıp kapanırlar. Bu da damarlardaki reflülere, yanmalara bağlı gelişir, inflamasyona bağlı gelişir. Varis yaralarında kesin tedavisi vardır. Tıkalı olan damarın ya da herhangi bir reflüsü olan, kaçağı olan damarın lazer yardımıyla tedavisi yapılarak bu varis yaralarından da tamamen kurtulabilir hastalarımız. Evet, ozon tedavisi. Biraz da ozon tedavisinden evet. Bahsedelim. Ozon tedavisi bildiğiniz üzere yüksek oksijen terapisi demektir. Günümüzde de hatta şu yaşadığımız günlerde de sıkça kullanılmakta. İmmün sistem, bağışıklık sistemi güçlendirmek için koronadan dolayı. Evet. Kanser tedavisinde kullanılmakta, cilt hastalıklarında kullanılmakta. Biz de bunu yaralı bölgenin daha hızlı bir şekilde iyileşmesi ve enfeksiyonun, inflamasyonun minimum orana indirmede kullanıyoruz ozonu. Ozon bildiğimiz üzere hastadan alınan kanımızın tekrardan ozonlanarak hastaya iade edilme işlemidir. Bu sayede yara yerindeki enfeksiyonu minimum seviyeye indiriyoruz ve yaranın iyileşmesini daha da hızlandırıyoruz. Bu arada siz anlatırken WhatsApp'a gelen sorular mı? Evet. Merhaba Büşra Hanım, iyi yayınlar. Ben İrfan Türksoy, Anıl Bey'e bir sorum olacak. Anıl Bey'in mesleğini ilk kez duydum. Yara bakım koordinatörü tam olarak nasıl bir meslektir? Ne okumak gerekiyor? Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz buradan da. Yara bakım koordinatörlüğü, ülkemizde dediğim gibi bu yara bakımı 15-20 sene önce ne yazık ki gerilerdeydi. Dünyamızda da öyleydi ama şimdi artık yara tedavileri konsey şeklinde yönetiliyor. Nasıl yönetiyoruz bunu? Yara biriminin koordinatörü 4-5 hekimle beraber koordineli çalışarak hastaya maksimum seviyede nasıl fayda sağlarız? Uzuğunu, ayak ve ayak parmaklarını nasıl kurtarırız? Onu konsey şeklinde yöneten konseyin koordinatörü demektir. Tabii ki sağlık personeli olmak gerekir. Evet. Bu şekilde ilerliyor. Peki bası yarası nedir? Bası yarası da... Ben böyle peş peşe soruyorum ama çok soru var. Aynı evet, zamanda WhatsApp geliyor. Yetiştirelim diye. Bası yarası hastalarımızın, yani yatağa bağımlı olan hastalarımızın genellikle %60'ının, 70'inin yaşadığı problemlerden birisidir. Yatağa bağımlı olduğu için hastalarımız dokuları yeterince oksijenlenemez. Ve pozisyon eğer almazlarsa yatak içinde hareket edemezlerse bu yaralar açılmaktadır. Bu yaralar aslında açılmadan önce korunma yolları daha kolaydır. Hastalarımıza 2 saatte bir pozisyon vererek, haftada 2 defa vücut banyolarını yaptırarak, besin değerlerini arttırarak, vücut bağışıklık sistemini koruyarak bu yaraların açılmamasına sebep olabilirler. Evet, bir sorumuz daha var. Gizli şeker oldu eşim. Bu nasıl bir şeker, ne yapılabilir demiş. Aslında gizli şeker diye bir şey yok tıpta, artık o değişti, önceden de gizli şeker diye tabir. Şu anda şeker hastası olunup olmadığı belli oluyor. Aslında gizli şekerden dolayı değil de Büşra Hanım, hastalarımızın yani diyabet hastalarımız mutlaka 3 ayda bir şeker oranlarını vücutlarında kontrol ettirmeliler. Bu normal günlük ölçtükleri bir şeker değil, hemoglobin A1c denilen bir şeker vücudumuzda son 90 gün içindeki glikoz düzeyini gösterir. Bu düzey de çok önemli düzey, önemli bir düzeydir. Eğer ki belli seviyelerin üstündeyse bizi ciddi rahatsızlıklara sokabilir. Az önce saydığım gibi böbrek rahatsızlıkları, görme kayıpları, diyabetik ayak, bu sıkıntıların hepsini yaşayabilirler. Önemli olan oral diyabetik ilaçların hastalarımızın düzgün kullanması ve insülinlerini saatlerinde uygun şekilde yapmaları, hekimlerinin önerdiği gibi. Ama diyabet hastası ya da hastalığı riski taşıyanların da en azından bir defa dahiliye polikliniğinde muayene olup
risklerin ölçmeleri aslında her zaman en sağlıklısı. Evet, son zamanlarda biliyorsunuz COVID-19 çok etkiledi bizi. Evet. Hatta son bir haftadır biz de yaşıyoruz. Bununla alakalı mesela açık yaraları olan hastalar ne yapabilirler? Onlara bir öneriniz var mı? Ya da onların daha korunmaya mı ihtiyaçları var? Bununla alakalı da biraz siz gelmişken bilgi alalım. Şimdi biliyorsunuz tabii ki COVID'e bağlı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımız büyük risk altındalar. Önerilerde bulunuyor Sağlık Bakanlığımızda evden çıkmamamız konusunda. Evet, kesinlikle. Evde kal da, Türkiye. Evet, evde kal Türkiye diyelim. Çünkü zaten diyabet hastaları ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın bağışıklık sistemi seviyesi bizim kadar sağlıklı değil. İmmün sistemleri yeteri kadar reseptörle yararlanamıyorlar kendilerini korumak için. Evde zaten diyabet yarası ve varis yaraları enfeksiyonla genellikle seyir eder. Zaten oluşan bir enfeksiyon vardır. Eğer ki bu halde dışarı çıkarlarsa üstüne bir enfeksiyon daha eklenmiş olur. O yüzden çok dikkat etmeleri gerekir. Evde kendi pansumanlarını uygulayabilirler ama biz bu sistemi ilerletmek için evde yara bakımı sistemini kurduk. Hastalarımız mağdur olmaması için. Eğitimli hemşirelerimiz, uzman personellerimiz, mobil hizmet araçlarımızla evlere gidip günlük yara bakımlarını, yara tedavilerini yapabiliyorlar. Bu şekilde de hastalarımızın yara bakımı ve tedavisi gerilememiş oluyor. Hastalarımız da takibinde olmuş oluyor. Evde yara bakımı sistemini de uyguluyoruz. Oradan da destek alabilirler hastalarımız. Evet. Hem kamu hastanelerinden hem özel hastanelerden artık çoğunda evde bakım sistemi kurulmuş olmakta. Evet. Merhaba, annemin ayak bilek üstünde uzun süren bir yara oldu. Hastanede de yattı. Doppler sonucunda damarlarda bir şey görülmedi. Şeker de görülmedi. Şu anda yara kapandı ama ayakları şiş, ödem var ve ağrı yapıyor. Bilgilendirir misiniz? Büyük ihtimal varis yarası ayak bileğin üstünde olduğu dediği. Ayaklarının şişmesinin sebebi de odur. Varis yaraları dediğim gibi toplar damar tıkanıklığına bağlı gelişir. Yani atar damar tıkanıklığına bağlı gelişmez. Değişik bir sistemle Doppler yaptırmaları gerekebilir, derin Doppler. Yani toplar damarların Dopplerini yaptırırlarsa damarda ne kadar tahribat var onu görüp tedavi ettirebilirler. Evet, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan devam ediyoruz, hiçbir yere ayrılmayın. Bebeğimin Marketi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. Bebeğimin Marketi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Anıl Bey, ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir sonraki programda yine daha güzel konularla devam ederiz. İnşallah. Bir sonraki cumartesi tekrar buradayız. Saat 11'de Beyaz TV'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.